PYD'li teröristler El Baba doğru harekete geçince Türkiye gereğini yaptı. Haddini aşan terör örgütü hava operasyonlarıyla vuruldu. Yaklaşık 200 terörist öldürüldü. PYD'li teröristler Hatay'a havan mermisiyle saldırdı. Fırat Kalkanı operasyonunda Davık zaferinin ardından Özgür Suriye ordusu DEAŞ'ın yanı sıra terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile de burun buruna geldi. Fırat Kalkanı harekatında ardı ardına kazanılan zaferleri gören PYD terör örgütü ÖSO'nun Elbap yolunda önünü kesmek istedi ve bu bölgedeki 3 köyü ele geçirdi. Fırat Kalkanı operasyonunu engellemek isteyen terör örgütüne Türkiye önemli bir ders verdi. PYD'nin yeni işgal ettiği bölgedeki 18 hedefe 26 bomba atıldı. Bu bombardıman sonucu 9 bina, 1 zırhlı araç ve 2'si silahlı 4 araç imha edildi. Hava harekatı sonucunda insansız hava araçlarıyla keşif yapıldı. Yaklaşık 200 PYD'li teröristin öldürüldüğü belirlendi. Terör örgütü verdiği bu ağır kaybın ardından Hatay'ın doğusunda elinde bulundurduğu Afrin'den Türkiye'ye havanlı saldırı düzenledi. Atılan 5 havan mermisi İskenderun'daki 9. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki boş araziye düştü. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Türkiye'de angajman kuralları gereği havan mermilerinin atıldığı bölgeyi fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.